Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün yine beraberiz. Allah Celle Celaluhu İbrahim suresinde bizlere yine bizlerin yolunu aydınlatıcı, bizleri dünya hayatında karanlıklar içerisinde kalmaktan kurtarıcı mesajlar sunuyor, bize yol gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez-zulumatil nur. Bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Allahillezî lehu ma fi's-semâvâti ve ma fi'l-ard. Ve veylün lil kafirin min azabin şedid. Sadakallahül azim. Değerli dinleyiciler, Allah Celle Celaluhu bu sureyi celilenin baş taraftaki ayetlerinde şöyle buyuruyor. Elif lam ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeyi galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Değerli dinleyiciler, Kur'an genel olarak küfrü, şirki, karanlığa, imanı aydınlığa benzetir. İslam aydınlık bir yoldur. İman aydınlık bir yoldur. Küfür, şirk, nifak ise karanlıktır. Karanlık sadece şu zahiri aydınlık ve karanlık değildir. İnsanların beden gözleri görmese, güneş, ay, yıldızların aydınlığı veya insanların süni olarak yapmış olduğu aydınlıklar onun için bir mana ifade etmez. Aydınlık içinde karanlığı yaşarlar. Bunun gibi bir insan veya bir toplum, kalp gözü kör olan bir insan ve toplum olursa, o da İslam'ın aydınlığından, Kur'an'ın aydınlığından, imanın aydınlığından habersiz yaşarsa, aynı güneşe, aya ve yıldızlara rağmen gözleri görmeyen insanın karanlıkta yaşadığı gibi, böylesi bir insan da manevi bir karanlıkta, hem de zifiri bir karanlıkta yaşar. Ki bu karanlık onun helakine, ebedi helakine sebep olur. Bu zaviyeden bakınca insanların gerçek ama olup olmadığına, hakiki görenin kim olduğuna karar verebiliriz. Demek ki zahiri görenler, yani şu zahirdeki gözü görenler zahiren ama değiller, ama eğer kalp gözleri kör ise onların bedeni gözlerinin görmesi bir mana ifade etmez. Hakiki körlük şu zahirdeki körlük değil, hakiki körlük kalbin körlüğüdür ki bu büyük bir felaket ve büyük bir musibettir insan için. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar bize doğruyu, hakikati anlatan, yol gösteren peygamberler gelmiş. İnsanlar zaman zaman sapıtmışlar. Nefislerinin karanlığında boğulup gitmişler. Şirkin, küfrün karanlığında boğulup gitmişler. Adalet yeryüzünden kalkmış. Zulüm neredeyse afakı karartacak kadar şiddetler ve hiddetlerle devam etmiş. Son peygamber, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile peygamberlik zinciri tamamlanmış, son halkaya, peygamberlik zincirinin son halkasına yapışmayanlar, ona tutunmayanlar o sağlam kulpa
tutunamayanlar helak olmuş, yok olmuş gitmişlerdir. Çünkü ondan sonra bir peygamber gelmeyecek. Ondan sonra bir kitap gelmeyecek. Ondan sonra ilahi vahiy gelmeyecektir. Kur'an kıyamet sabahına kadar bütün insanlığın yolunu aydınlatacak. Onların bütün meselelerine cevap verecek. Derinleştikçe onda nice hakikatler anlaşılacak. Muciz bir kitab-ı mübindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ise Kur'an'ın bu icazkar yönünü, hikmet yönünü bütün insanlığın her sınıftan, her yaştan insanların anlayabileceği, kavrayabileceği bir şekilde müşahhas hale getirmiştir. Yani o Kur'an'ın hikmetlerini Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'la insanlara sunduğu o güzel hayatı bizzat yaşayarak işte Kur'ani hayat budur. İşte Rabbinizin, alemlerin Halik'i Hazreti Allah'ın insanlardan istediği hayat tarzı budur diyerek kendi hayatıyla Kur'an'ın hikmetlerini, sırlarını müşahhaslaştırmıştır. Öyleyse burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini çok güzel bir şekilde tefekkür etmemiz gerekir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: size iki şeyi bıraktım. Her kim ki bu iki şeye benden sonra sarılır, o iki şeye tutunursa sapıtmaz, helak olmaz, kurtulur. Nedir o iki şey? Birisi Kur'an-ı Mübin, Allah kelamı, diğeri de benim sünnetimdir buyuruyor. Bu iki şey, yani Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, birbirinden ayrılamayan iki hakikat, iki nurdur. Değerli dinleyiciler, işte bu iki nura, birbiriyle bütünleşmiş bu iki nura kim ki sarılır, tutunur, hayatını onunla şekillendirirse dünyası da ukbası da mamur olur. Ama nefislerine uyarlarsa, şeytana uyarsa bu insanlık, Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti unutulursa akibet dünyada da ukbada da helaktır. Bugün dünyadaki var olan zulümler, haksızlıklar, adaletsizliklere baktığınız zaman insanlığın Kur'an'dan uzak oluşunu görürsünüz. Sebep olarak. Evet, sebep insanlık Kur'an'dan uzak yaşıyor, İslam'ın gerçeklerinden uzak yaşıyor, nefsinin karanlıklarında affedersiniz debelenip duruyor. İşte bunun sonucu Allah Celle buyuruyor ki o Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline buyuruyor. Yani gökler, yerler, bütün alemler, şu gördüğümüz, göremediğimiz, keşfettiğimiz, keşfedemediğimiz milyarlarca alem onundur. İnsanlık da o alemden birisidir. Yani biz de ona aitiz. Onun kuluyuz. O yarattı bizi. Ve bizde var olan her şey ona ait. Bizde emanet. Eğer biz Allah Celle Celaluhu'nun bu mülkünde ona isyan eder, tuğyan edersek, küfre, şirke, nifaka saparsak, onun bize bir aydınlatıcı kandil olarak, nur olarak gönderdiği ilahi esaslara, hikmetlere, hakikatlere sırt çevirirsek, işte sonu şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay halineye muhatap olunur. Evet, şiddetli azap kimler için? Kur'an'dan, sünnet-i seniyyeden yüz çevirenler ve yüz çevirmekle kalmıyor, düşman olanlar. Bu neden böyle oluyor? İnsanlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Şu
ne kadar yaşayacağını bilemedikleri, çok kısa dünya hayatında nefis, şeytan, kötü çevrenin, şerir insanların sultasına girip dünyayı sanki ebediyen kalacaklarmış gibi tercih edip ebedi olan ahiret hayatında yokmuş gibi farz ederek dünyaya dalmak. Sebep bu. Bu hususu Allah Celle Celaluhu İbrahim Suresi 3. ayet-i kerimede malen şöyle sunuyor. Dünya hayatını ahireti tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Demek ki bugün insanlık aleminin bu görüntüsü, şehvetlerin, nefislerin peşinde koşup insanlık onurunu, insanlık sıfatlarını kaybeden, behimi bir hayata mahkum olan bu insanlığın bu hale gelişinin sebebini ayet-i kerime böyle açıklıyor. Yani dünya hayatını ahirete tercih etmek. İnsanlar dünya hayatını ahirete tercih ederlerse ne olur? Behimi bir hayata mahkum olurlar. Adalet kalkar. Zulüm başlar. İnsanlar hesabı unuturlar. Mahşeri unuturlar. Cenneti, cehennemi unuturlar. Ve bu netice itibariyle hayatı behimileştirir. Sonra ne olur? İnsan tevbe edemezse, insan geriye dönüp yaptıklarına bakıp utanmazsa, beni yaratana karşı bu yaptığım misyan tuğyan nedir deyip secdelere kapanarak tevbe edemezse, bu kötülükleri yapa yapa insan dünya perest olur. Yani dünyaya tapınmaya başlar. Makamın, mevkiin kulu kölesi olur. Bütün doğruları unutuver. Hakkı unutuver. Sonra da diğer insanları da kendisi gibi Allah yolundan alıkoymaya çalışırlar. Hatta derler ki, sen gel benim yaptığımı yap, benim gibi yaşa, senin bütün günahlarını ben yükleneyim diye de onu sapıklığa, kötülüklere teşvik ederler. Bu hal onların sapıklığını gittikçe artırır ve böylesi insanların önü kesilmezse, yani insanları haktan uzaklaştıran, Kur'an'dan uzaklaştıran, İslam'dan uzaklaştıran insanların önüne set çekilmezse ne yapıyorsun? İnsanları sen sapıttın, insanlarda mı sapıtmak istiyorsun diye onlar ikaz edilmezse, onlar başıboş bırakılırsa, kötülük ayrı kotuna benzer. O ne bakım ister, ne ilaç ister, bir anda yayılıverir. O zaman toplumun içindeki mesul durumda olan insanlar büyük vebal yüklenirler. Öyleyse durmadan, dinlenmeden insanları uyarmak lazım. Hak bilgisini, Allah bilgisini, İslam, Kur'an bilgisini insanlara aktarmak lazım. Tamamen dünya işleriyle meşgul olan aileler maalesef ne kendileri istenilen bir şekilde İslam'ın bizler için farz-ı ayın kıldığı asgaride ilimleri öğrenme fırsatını bulabiliyorlar, ne de çocuklarına böyle bir ilmi, zaruri olan ilmi, farz-ı ayın olan ilmi öğretme imkanına sahip oluyorlar. Hayat öyle bir telaşla devam ediyor ki sabahtan akşama kadar insanlar iş yerlerinde bunalımlar, stresler içerisinde evlerine dönüyorlar. Evlerinde de aynı stres, aynı bunalımlar. Televizyonların karşısında saatlerce sinir bozucu,
ruh sağlığını bozucu, ahlaka, inanca aykırı programlar karşısında da saatlerini geçirerek ailelerle meşgul olamıyorlar. Öyleyse ne kalıyor geriye? Çocuklarımızı başkalarına terbiye ettirmek. Yani biz aile olarak terbiye edemiyorsak başkalarına terbiye ettirmek. Başkaları neresi? Okullar. Mektepler. Okulların hali de malum. Bakınız, İmam Hatip liseleri öğrencisizlikten neredeyse kapanacak hale geldi. Kur'an kursları keza öyle. Peki biz çocuklarımıza ailelerimizde eğitelim diyoruz. Her gün onlarla meşgul olalım diyoruz. Bir baba anne olarak bizim en büyük vazifelerimizin başında bu geliyor. Çünkü bu kulluk vazifesidir aynı zamanda. Allah'ın Celle Celaluhu'nun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emridir. Çocuklarımızı Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, İslam sevgisiyle yetiştirmek, İslami ahlakla, Kur'an ahlakıyla ahlaklandırmak ve onları Allah Celle Celaluhu'nun istediği bir şekilde iyi bir kul olmaları için çaba göstermek bize İslam'ın emri. Bunu yapamıyorsak, öyleyse başkalarına, bir mürebbiye, bir terbiyeciye göndermemiz lazım. Bunun en kestirme ve kısa yolu da İmam Hatip liseleri ve Kur'an kurslarıdır. Hiç değilse çocuklarımız orada dinini, diyanetini, İslami esasları öğreniyorlar. Biz de ala kaderil imkan ailemizde çoluğumuzu çocuğumuzu takip eder, onları bir Allah emaneti olarak bilir, ahlaklı, edepli bir hayırlı insan olarak, kul olarak yetişmesi için bize düşeni yaparsak, okulla aile arasında böyle bir ittifak olursa, böyle bir iş birliği, güç birliği yapılırsa, işte o zaman belki Allah Celle Celaluhu bizi affeder. Eksiklerimizi, kusurlarımızı, günahlarımızı affeder. Böyle bir çaba ve gayretin içinde olursak, bu İmam Hatip okulları zengin, fakir, orta halli bütün insanların yardımlarıyla bina edildi. Keza Kur'an kursları da öyle. Allah Celle Celaluhu bize sorar. Kız çocuklarımızı özellikle bu İmam Hatip okullarına gönderelim. Kur'an kurslarına gönderelim. Erkek çocuklarımızı da gönderelim. Ne olacağını biz bilemeyiz ama Allah bilir. Ve biz de ümit ederiz. Önümüzdeki yıllar bu İmam Hatip liselerinin Kur'an kurslarının yeniden yıldızının parlayacağı yıllar olarak görüyor, düşünüyor ve inanıyoruz. Ama bu okulların kapanmasına çocuklarımızı göndermeyerek sebep olursak bu günah, bu vebal bize yeter değerli müminler. Ailemizde 3 çocuğumuz, 5 çocuğumuz, 2 çocuğumuz varsa, hiç değilse tekrar ediyorum kızlarımızı ve akabinden de bir kısım erkeklerimizi buraya gönderelim. Buraların kapanmasına fırsat vermeyelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim bize geçmiş milletlerin kıssalarını anlatıyor. Gelecekte olabileceklerden haber veriyor. Ve Kur'an'ın inzal olduğu zamandaki hayatı bize aktarıyor. Niçin? İbret alalım diye. Allah Celle Celaluhu İbrahim Suresi ayet 5'te malen şöyle buyuruyor. Andolsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş kavimlerin başına getirdiği felaket günlerini hatırlat diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır buyuruyor. Evet. Demek ki bütün peygamberlerin geliş gayesi insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Yani küfrün, şirkin karanlığından imanın aydınlığına çıkarmak için. Geçmiş kavimlerden örnekler veriyor. Onların başına gelen felaketlerin sebeplerini anlatıyor ki siz de ibret alasınız. Benzeri kötü yollara sapmayasınız ve o kavimlerin başına gelen
kötülükleri sizin de başınıza gelmesin. Böylece insanlar önünü görürler. Hayatlarını İslam'a, Kur'an'a göre tanzim ederler. Nefisleri zaman zaman ayağa kalkabilir. Birçok kötü isteklerde bulunabilir. Etrafımdaki insanların gelir sahiplerinin, varlık sahiplerinin hali onları etkileyebilir. Nitekim Karun zamanın en büyük zenginlerindendi. Güçlü bir cemaat onun hazinelerinin anahtarlarını zor taşırlardı. Bir gün bütün ihtişamıyla kavminin arasına girdi. Dünya perest olanlar Musa kavminin içinde İsrail oğulları içinde zayıf olanlar imanen o ihtişam içinde gelince Karun imrendiler. Dediler ki keşke Karun'un sahip olduğu bu zenginliklere biz de sahip olsaydık. Ama içlerinden imanı güçlü olanlar, ilim ehli olanlar dediler ki hayır öyle değil. Yanlış yapıyorsunuz. Onun için o bir mekirdir. Ona imrenmeyin. Demek ki etrafımızdaki gayri İslami hallerden, alayişten, makam mevki sahibi olmuş, mal mülk sahibi olmuş, para pul sahibi olmuş ve fakat Allah'ına, Rabbine isyan ediyorsa ancak bu gibilere imanı zayıf olanlar imrenirler. Bizde de bu hal olsaydı derler. İmanı bütün olanlar, güçlü olanlar, ehli hikmet, ehli ilim olanlar ise gerçek zenginliğin imrenilecek, gıpta edilecek gerçek zenginliğin gönül zenginliği olduğunu ki o iman zenginliğidir. Bilirler, gelip geçici olan o dünyanın alayişine asla ve asla iltifat etmezler. Değerli dinleyiciler, işte geçmiş kavimler, Kur'an'da çok anlatılır. Kur'an'ın üçte biri kıssalarla insanlığa ibret sunar. Geçmiş milletlerin başına gelen felaketlerin başında cehalet geliyordu. Peygamberler ona hikmetleri anlattıkları zaman, biz babalarımızı bu halde gördük. Sen demek bizim babalarımızın, atalarımızın dinini kötülüyorsun. Bizi atalarımızın, babalarımızın dininden çevirmek istiyorsun öyle mi derlerdi. Tam bir cahiliye. İşte biz de nesillerimizi cahil bırakırsak, çocuklarımıza, aile efradımıza, yakın uzak akrabalarımıza, bütün Müslümanlara, insanlara, Müslüm gayrimüslim, bütün insanlara İslami hakikatleri ulaştırmazsak, insanlar yalan yanlış birçok bilgilerle donatılırlar. Birçok sapıklar onların bu boşluğunu yalan, yanlış, sapık bilgilerle donatırlar ve ondan sonra öyle bir nesille karşı karşıya geliriz ki onları düzeltmek için çok büyük gayretler ve uzun zamanlar gerekir değerli dinleyiciler. Vakit geçirmeden, ahireti düşünerek, hesabı düşünerek, Allah'ın emrini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetini düşünerek, kulluk vazifemizi düşünerek, Müslüman olarak vazifemizi düşünerek, kendi nefsimize, nesillerimize sahip çıkalım, kendi nefsimizi kötülüklerden arıtalım, çocuklarımızı, kendi nefsimizi İslami bilgilerle donatalım, İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına çocuklarımızı göndererek, bu yuvaları mahzun bırakmayalım. Allah Celle Celaluhu bizden sorar. Bunun cevabını veremeyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere İslami şuur ihsan eylesin. Müslüman olarak yaşatsın, Müslüman olarak öldürsün. Ahir akıbetimizi hayır eylesin. Bizi her türlü kötülüklerden, nefsin, şeytanın, şerir insanların kötülüklerinden, zulümlerinden kurtarsın. Ve bizleri nasıl kul olmamızı istiyorsa öyle bir güzel kul eylesin. Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.